Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Maneviyatıma e neden çalışamıyorum? Niyet etmiş olduğum birçok manevi noktadaki çalışmalarımı yapamıyorum. Veya sorunun diğer bir boyutu da manevi çalışmalarımı neden artıramıyorum? <gülme assaulted> İki noktadan ele alınabilecek bir konu. Geçen hafta bir bölümünü işlemiştik. Kaldığımız yerler var. Onlardan devam edeceğiz konumuza. Önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çünkü şöyle maddi hayatımızdaki sıkıntıların hemen maddi vücudumuzdaki sıkıntıların hemen farkına varabiliyoruz. Mesela işte tansiyon çıkıyor, hastalık oluyor. Hemen e, maddi vücudumuzdaki bütün bu hastalıkların mukabilinde en uzman hekime başvurma noktasında bir gayret içerisindeyiz. Mesela bu maddi vücudumuzdaki hastalıklar bizim neyimizi etkiler? 60-70 senelik değil mi? Bu dünya hayatını etkiler. 60-70 senelik dünya hayatı içerisinde böyle bir çok ağır hasta da olsa sonuç itibariyle ehli ansam, onun mükafatını görürsün. Vefat etsen belki şeydi manevi hükmünde olabilirsin. Veyahut da günahlarına kefarettir. Terakkine vesiledir vesaire vesaire. Fakat aynı hassasiyeti maneviyat noktasında kendimizde gördüğümüz, bazı sıkıntıları hissettiğimiz bazı sıkıntılar üzerine bu bir kendimizi çekin etme, kendimizi kontrol etme melekesini bir türlü kazanamıyoruz. Mesela herkes kendi dünyasında maneviyat noktasında bir sürü boşluk hissediyor. Ara ara hepimizde olmuştur, oluyor ara ara derken bazen çok sık oluyor. Bunun da bir göstergesi var. Nedir? İşte işte namaz kılmamak zaten ayrı bir problem. Namaz kıl, kıldığımız halde namazdan lezzet ve zevk alamamak, namazı vaktinde kılamamak, namaz içerisindeki söylediğimiz kelamlardan kopuk bir şekilde tefekkür dünyamızın boş olması, daim içerisinde bu hakikatleri okuyamamak, işte ehli tarikattan zikrini çekememek, işte Kur'an okuyamamak, işte yapamamak bir sürü şey sayabiliriz. Bunları yapamıyorsak bir arada problem var. Demek ki bu problemi de araştırmamız, sorgulamamız lazım. Ve biz bunu yaparken genelde şöyle bir hastalığımız var bizim. Nefis bu tür şeyleri yapamamasını mutlaka bazı sebeplere bağlıyor. Mesela böyle kendi dünyamızda da bunu test edebiliriz. Etrafımıza illaki bu noktada bize fikir danışan insanlar da olur. ve hatta bizim tavsiye ettiğimiz ya işte bak bunu bunu yapman lazım dediğimiz insanlar var bazı noktalarda. Hizmet noktasında, okuma noktasında. Ve bu insanlar bunlara muvaffak olamayınca, biz de bazı maneviyat sahasındaki çalışmanızı yapamayınca, kitap okuyamayınca falan diye sordu. Neden yapamıyorsun diye sorduğumuzda hemen en nefsinin en çok sevdiği şey bahanelere sığınmayı çok sever. Herkesin ortak bir sürü bahanesi vardı. Nedir işte yoğunluk, vakit bulamıyorum, işte bilmiyorum, ev hanımıysa, yani evde işlerim çok, çoluk çocuk vesaire bilmem ne diye anlatır. Bir sürü şey ifade eder. Çünkü insan nefsi, nefsi emaresi bahane bulmayı çok sever. Şimdi bu derste biz bunu ne yapıyorduk? Bu derste bir buzdağı düşünüyorduk. Buzdağının gözüken kısmı bizim nefsi emaremizin uydurduğu bahaneler. Çoğunun hasta astarı yok zaten. Uydurduğu bahaneler kısmı var. Buzdağının gözüken kısmı. Fakat Hani kutuplardaki buzdağının buzdağının özelliği nedir? Gözüken kısım, hakikatte o buzdağının en küçük kısmıdır. Bir de buzdağının alt kısmı var ki, yani alt kısmı var ki, e, o kısım esas yer teşkil eder. Şimdi bu derste, geçen haftaki derste beraber, bu derste biz o buzdağının alt kısmını konuşuyoruz. Yani benim aslında Maneviyat sahasında bir şeyleri niyetlenip yapamamamın sebepleri e, ve hatta bir şeyler yapıyorsam üzerine bir şey koymadan devam etmemin, kıl beşi, yağ karıştırma işi tarzında bir maneviyat hayatı sürmemin sebeplerini konuşuyorduk. Şimdi bu noktada birkaç madde daha sayacağız. 5-6 madde daha sayacağız. Bunlardan bir tanesi. Sözlerden okuyalım. 726. Bunları da e, tablolaştırıp atıyoruz şeye. İsteyen olan istifade edebilir bir cümle okuyacağım. Bir cümle ve o cümle üzerine konuşacağız. Diyor ki, lemahta geçen bir cümle. İhtiyaçtır. Terakkinin üstadı. İhtiyaç. Demek ki ben maneviyat noktasında bazı şeylere yönelememin sebebi veyahut da maneviyat noktasında çıtayı biraz daha yukarılara koyamamamın sebebi neymiş? İhtiyaç hissetmemekmiş. İhtiyaç hissettiğimiz zaman çok şey bize kolaylaşır. Sürekli yapmak da bizi yormaz. Bunu nereden söylüyorum Salih abi? Evet 21. sözün orada değil mi? Namaz bahsinde şöyle bir bahis geçiyor. Bir gün sinlen cismen rütbeten bir adam bu kitabın müellifine gelmiş. Yani sinlen Değil mi? Ne demeksin? Yaş, cismen ve rüspeten büyük bir adam gelmiş. Demiş ki namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor demiş. Şimdi bunu demiş. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim diyor üstad. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. He, demek ki insan nefsinde böyle bir nokta var. Yani hiçbir zaman nefsi emmaremiz bizim maneviyata taraftar olmayacak. Beni maneviyata ateşlemeyecek, sürüklemeyecek. Çünkü nefsi emmarenin vazifesi bu değil. He, şimdi bu zatın bu sözü söylemesi, bende de üstad kendi nefsinde denedirmiş olduğu şeyin, konuşuyorum. Yani bizim de nefse emaremizde bu tür hırıltıların olması neden? Yani ben neden maneviyat noktasında işte namazı anlattı burada. Bunu değiştirelim. Yani bir zaman sinlen, cismen, rütbeden büyük bir adam bana dedi ki ya kitap okumak iyidir ama her gün her gün 10 sayfa çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Biz hep böyle okuyacak mıyız? Sürekli mi okuyacağız? Sürekli mi tefekkür edeceğiz? Sürekli mi yazacağız? Misal bir değişik bir versiyonlu soruların versiyonu değiştiriyor. Neden bunu söylüyor nefis? Çünkü nefis nefsi emmare bunları istemez. Nefsi emmarenin gıdası bu değildir çünkü. Peki ben bunu nasıl aşabilirim? 21. sözde namazla ilgili olan bölümde Üstad bunu 5 ikazda anlatmış meseleyi ve bize aslında ikinci ikaza çok önemli bir ölçü veriyor. İhtiyaçla bağdaştıracağım. İnsan kendini mülk yani beden haricinde bir melekut boyutu dediğimiz arka tarafı, ruh, kalp, sır, vicdan gibi arka tarafı, insanı insan yapan arka tarafının farkına varamadıktan sonra abiler bakın dini hayat yaşama noktasında hep problem yaşayacağız. Çünkü dinin şu bedene bakan tarafı yok diyecek kadar azdır. Dinin hiçbir emiri, emirleri bedene bakmaz beden merkezi değildir. Çünkü insan beden değildir, cismaniyet değildir. Eğer bunun farkına vardığımda o zaman benim arka tarafım varsa, ruhum varsa ki bunu hissediyorsun. Ne diyorsun mesela? Ruhumu dinlendiriyorum. Adam müzik dinliyor, dinliyor mesela. Adam diyor ki ruhumu dinlendirdim. Bir hatta bir manzaraya bakıyor, işte, işte denize bakıyor, yeşile bakıyor. Diyor ki ruhumu dinlendiriyorum. Ha bak demek ki ruhum varmış senin. Doğru mu? Oh diyorsun ya böyle bir ferahladın. E Neyi ferahlıyorsun sen kardeşim? Ne ferahladın? E cismanet aynı cismanet ama bir ferahlık var. Demek ki arka tarafta seni ferahlanmış olduğun bir nokta var. Şimdi bak namazla ilgili diyor ki Ey perver nefsim acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü... İhtiyaç tekerür ettiğinden usanç değil belki telezzüs yani lezzet alıyorsun. Ha, demek ki benim bir şeyden lezzet almamı sağlayan şey neymiş? İhtiyaçmış. Demek ki ben neden kitap okuyamıyorum? Neden ben namaz kılamıyorum? Neden okumalarım üzerine bir şeyler katamıyorum? Neden maneviyat noktasında çıtamı daha da yukarılara koyamıyorum? Çünkü ihtiyaç Hissetmiyorsun. İhtiyaç hissettiğin anda bir şeyi sürekli yapmak sana usanç vermez. Mesela e, akşam yemeği yemekten sıkıldınız mı? Yok. Değil mi? Şimdi ben yüksek ihtimal 11 gibi evde olacağım. Siz de soluğu yüksek ihtimalle nerede alacaksınız? Mutfakta alacaksınız. Ya işte kardeşim gece vakti de yemek beğenilmiş ya. Bu ne demek işte? Ondan sonra yemek vakti yemeyelim işte diyor muyuz? Yok. Diğer tarafta şey diyor muyuz? Mesela her gün her gün kahvaltı yiyoruz. Yeter artık ya kahvaltı yemeyeceğim artık kardeşim. Her gün kahvaltı mı diyor musun? Demiyorsun. Gözünü ilk karşına kahvaltı hazır mı? Neden bunu söylüyorum? Bak demek ki ben bir şeylerin ihtiyacını hissedince ihtiyaç hissetmiş olduğum şeyin sürekli yapmak bana sıkıntı vermiyor. Beni rahatsız etmiyor. Doğru mu? Aa, şimdi ne zaman ki öyle de hani cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun ağabey hayatı ve Latife-i Rabbani'nin hava cez ve celbeden namaz dahi. Kitap okumak dahi, zikir dahi, Kur'an dahi vesaire vesaire dahi ne yapar? Seni usandırmaz, sıkılmazsın. Sıkılıyorsan, sıkılıyorsak ihtiyaç hissetmediğimizdendir. İşin formülü budur. O yüzden yapmamız gereken şey İnsanları dine teşvik ederken, dini kuralları anlatırken senin buna ihtiyacının olduğunu hissettirmektir. Mesela bir insan namaza başlatmanın yolu cehennemde yanarsın, Cenab-ı Hak emretmiş kılmazsan bak işte çarpılırsın, yanarsın şeklinde değildir. Böyle yürümez bu gemi zaten. Yürümez yani. İki gün kadar, üç gün kadar sonra sen söyle bakarsın isyan etmiştir, gitmiştir yani. Çünkü korkuya dayalı itaatin için nefretle doludur bana bir kendi bir tanesi mail atmış geçen soru soruyor. Bu hakikatları okuyor. Ciddi okumuş, yıllarca okumuş. Fakat çok büyük bir imtihan geçirmiş. O imtihan sonucunda artık bir isyan moduna girmiş. Bir yandan namaz kılıyor, bir yandan Allah'la cebelleşiyor. Bir yandan namaz kılıyor, bir yandan Allah'la cebelleşiyor. İtaat ediyor ama altında isyan var. Yani o namazı e, bir şeylerin karşılığı olarak değil, kendi ruhunun kalbinin ihtiyacı olduğu için değil, al gülüm ver gülüm. Ben bir veririm sen de Allah'sın beş vermek zorundasın gibi böyle bir pazarlık halinde bir e, ibadet hali var bizde yani ve ve hatta diğer tarafta gel işte, mesela niye kitap okumuyorsun kardeşim sen? İhtiyaç etmiyor ki Allah. İhtiyaç okutamazsın. Okutamıyoruz zaten işte. Yani nice adam mesela 60-70 kilik grupta bakıyorsun. Günde 9 sayfa kitap okuma programı yapıyorsun. Bitiren sayısı ondan sonra 50, 49, 50, 45 civarında oluyor. Tamam mı? Bitiremeyen sayısı 25. Ya bu adam neden kitap okumaz? Evet işte marifetullah eğitimini yapmaz ki en büyük vazifesidir. İhtiyaç hissetmiyor. Aynı adam... Yemek yemek için falan yere gidiyor, oradan kahve içmek için falanca kahveciye gidiyor, özel kahve getirtiyor. Kahveyi çok sevdiği için bir sürü böyle kahve, diğerlerinden özel kahveler buluyor kendine. İşte filtre kahve, bilmem ne kahve falan. Mesela ben hiç kahveye ihtiyaç hissetmem yani hani kahve. Hiç de anlamam yani ekspreso nedir, filtresi nedir, normal. Bildiğimiz bir tane kahve var işte, yap kardeşim fincana kahve içelim, Allah kabul etsin. İhtiyaç hissetmiyorum. Adam ihtiyaç hissettiği için, adam uzman olmuş yani ama aynı adam maneviyat sahasında bakıyorsun, Yabani, kilerin beşi karıştırmam işi. Yani o yüzden bir problem budur, Tem te İhtiyaç hissetmemek. Cenab-ı Hak ihtiyacımızı hissettirsin. Bakın terakki ihtiyaçla başlar. Yumurta içerisindeki civcivin ha hava sahasında çıkması, yani geniş dünyaya çıkması, o yumurta içerisinde değerlendirilen, ona değerlendirilen bir 14-20 günlük bir hava bu şeyi vardır kapasitesi vardı. Yumurtanın üst kısmında dikkat ederseniz kırarsanız, kırarken bakarsanız böyle bir boşluk vardı üst kısmında. Oradan civciv 14 gün, 20 günlük bir kuluçka döneminde havayı çeker. Oradaki hava bitince hava ihtiyacından dolayı sağa sola vurmaya başlar ve yumurtayı çatlatır. Çatlatır ve geniş havaya çıkar. İhtiyaç olmadıktan sonra hiçbir şeyi zorlamazsınız. Kimse de sizi arkadan iterek merdiven çıkartamaz. Çıkmak istiyor musun? Çıkmam lazım dersen çıkarsın. Ama iyi tercih sonra olmuyor maalesef. Kemalat noktasında bak en büyük hatamız o. Geçen hafta ucubu işteydik biz ondan sonra ama bu hafta onu eklemeyi güzel bir mana verdin. Allah razı olsun. Mesela insan öyle nankördür ki nimet noktasında gözünü kendisinden yukarıdakilere diker. Der ki ya benim bu niye yok? Benim niye buyum yok? Tamam mı? Halbuki aşağıdakilere baksa şükür kapısı açılacak. Değil mi? Üstad bunu hastalar çok iyi nazara veriyor. Diyor ki elin yoksa iki el olmayana bak. Değil mi? Tek ayağın yoksa iki ayağı olmayanlara bak. Yani sürekli musibet noktasında kendisinden aşağıdakilere baktığın zaman şükür kapısını açarsın. Nimet noktasında da kendinden aşağıdakilere bakarsan şükür kapısını açarsın. Ama gel gelelim aynı nefse emmare. Konu maneviyata gelince maneviyat noktasında kendini yeterli görmek için aşağılığın aşağısına bakıyor. Tamam mı? Ya bak adam işte en azından içki içiyor. Bak içmiyoruz biz görüyor musun? E içeydin. <laughs> yani mesela atıyorum velayet mertebesine ulaşmış zatların ibadetteki gayretlerine bakmaz ama kendini mübarek görmek için hiç namaz kılmayan, işte oruç tutmayan veya da kendisinden zahirle daha aşağıda bir dini yaşantısı olan insanlara bakaraktan kendine güvenmeye başlar. Der ki yeter. İhtiyaç hissetmez çıta yükseltmeye değil mi? Yani yükseğe koyma gerekiyor. yok. Yeter bu bana yeter der yani. Ucuba girmeye başlıyor. Evet. Diğer bir nokta terk. İki noktadan okuyacağız. Ey hodgam. Bil ey hodgam. Hodgam, hod ben. Yani kendiyle gamlanan, kendinden başka bir şey düşünme yani. Tek derdi kendi olan, benli olan. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Ey hodgam, bil ey hodgam. Bu dünyada saadet Terki dünyada. Şimdi konu nasıl ilerleyecek? Bu birincisi. Bir cümle daha aldım bununla ilgili. Nerede geçiyor? Terk 325 sözlerden okuyayım. Bir de çok böyle enteresan bir yer burası. Diyor ki bak bir yeni bir cümle. Üstad bir 23. sözde bir hikaye anlatıyor. O hikaye içerisinde konuyu bir yere kadar getiriyor. Ve o konuda içerisinde kendisinin yanına gelen bir mübarek bir zatın ona bir kelam var. Diyor ki bütün bütün sermayeni zayi ettin. Tokada müstahak oldun. Gideceğin yere müflis olarak belki eli boş gideceksin. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor. Üçte birisini dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi, baktım nefsin müptela olduğu adetini terk edemiyor. O adam, yani üstada o rüyasında e, irşat eden adam, hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Bak hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Şimdi terk hayatımızda, özellikle din yaşantımızda bizim için çok önemli bir ölçüdür. Çok çok önemli bir terakki vesilesidir. O yüzden... Laika dersinde işlemiştik bu konuyu hatırlarsanız. Terkle terakki eşdeğerdir. Terk varsa terakki vardır. İslamiyet'te yükselmek terklerle olur. Ne kadar çok şeyi terk ederseniz Allah için, on nispetle yükselirsiniz. Bu terkler enfüsü ve afaki olarak ikiye ayrılır. Enfüs dairesindeki terkler gururdu terk etmek. Enaniyeti terk etmek. Mesela bunları terk etmeden İslamette yürüyemezsin. Mesela ben çok gururluyum, benim gururum çok önemli işte ben gururumu ezdirmem diyorsanız sizden iyi bir Müslüman olmaz. Olsa olsa papaz olur. Bak mübalasız söylüyor. Üstad bunu e, mektubatla söylüyor. Diyor ki İslamiyet'te terk esastır. Hristiyanlık ya şu andaki bozulmuş olan Hristiyanlık'ta terk yoktur. O yüzden iyi bir papaz olabilirsin sen. Ama iyi bir Müslüman olamazsın. Enaniyet'in terki, gururun terki. Bunlar olmazsa olmazdır. Bu enfüs dairesinde bir de afak noktasında terkler vardır. Yani bizi kayıtlayan şeyler var. Mesela işte dünyevi meşguliyetlerimiz, diğer taraftan alışkanlıklarımız, olmazsa olmaz haline getirdiğimiz, adeta ilahlaştırdığımız hevalarımız, bunların hepsi birer kayıttır. Bu kayıtlarla yükselmenin imkanı yoktur. Yani zeplin balonlar vardır ya altından böyle şey verirsin, ateş verirsin. O balon yukarı çıkar. Eski sistemde. Şimdiler biraz daha teknolojik olmuş. Ondan sonra. Şimdi eğer sen o balonu uçurmak istiyorsan ağırlıklarını bırakmak zorundasın. Hem ağırlık verip hem de gaza yüklenirsen çok yakar az kaçarsın. Çok yakar az kaçarsın. Ama belki ağırlıklarını atarsan az yakar çok kaçarsın. Benim arabalarda çok meşhurdur. Yani çok kaçtı ama az yaksın. Şimdi maneviyat sahasında enfüs içerisinde enfüs dairende Kendini beğenmişlik var. Enaniyet var. Gurur var. Kendinde noksan görmüyorsun. Hata görmüyorsun. Avukat gibi nefsini savunuyorsun. Hunharca ondan sonra nefsi emarini, her şeyden bütün kirlerden pak ve münezzeh zannediyorsun. Diğer taraftan da ortamların var. Terk edemediğin adetlerin var. Alışkanlıkların var vesaire var. Bağlamışın ağırlıkları. Ama her günde kitap okuyorsun, her günde sohbete gidiyorsun, her günde işte bir şeyler yapıyorsun. Alttan da veriyorsun da gazı veriyorsun, veriyorsun da gazı veriyorsun. Ama uçmuyor ya. Ya böyle gitti bu kadar kardeşim. Niye? Terkin yok. Terk olmadıktan sonra yükselemezsin. Şimdi ikinci soru. Neden peki terk edemiyorum? İşin püf noktası da burası aslında. Terklerimizi zorlaştıran şey fıtrata uygun hareket edememek. Ne demek bu? Yani ben terk edeceğim şeyin yerine ondan daha değerli bir şey koymam lazım. Yoksa terk edemem. Bunu nereden çıkardın diyorsun Önder abi. Geçen ben bunu böyle işkembe kübadan çıkarmıştım. Sonradan baktım ki elhamdülillah Lisan bunun karşılığı çıktı. Nerede çıktı? Nereden çıktı? Lisan Nur'dan. Neresinden? Dördüncü mesele. Diyor ki soru sormuşlar Bediüzzaman Hazretleri'ne. Küreye arzı her cümlece getiren ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür. Şimdi 7 seneden geçti aynı hal. Hiç sormuyorsun, merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Birinci Dünya Savaşı, şey ikinci Dünya Savaşı özür diliyorum. Çok önemli bir savaş. İslam bu kadar kadar. bazıları cami terk edip radyo dinlemeye koşmuşlar. Namazı terk ediyorlar ama sen 7 sene geçti hiçbir şekilde ilgilenmiyorsun. Acaba bundan daha büyük bir hadise var veyahut da onunla meşgul olmanın zararı var? Birinci kızım bize bakıyor. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Üstad bunu anlatırken diyor ki her Müslümanın son nefeste imanla kabre girip girmeme hadisesi bütün dünya saltanatı, bütün her şeyden önemlidir. Ben böyle bir hadisenin farkına vardığım için böyle şeylerle ilgilenmiyorum diyor. Bunu iyi gösteriyor bana kardeşim. Bir şeyi terk edeceksen karşılığında daha değerli bir şey koyacaksın. Eğer daha değerli bir şey koyamazsınız karşılığında bunun mukabilinde o terki gerçekleştirme imkanınız yoktur. Ve bunu gerçekleştiremeyeceğiniz gibi ys'e düşeceksiniz. Ümit düşeceksiniz. Çünkü şeytan bazen sağdan yaklaşır. Takkeli şeytan derim ben buna. Der ki sana bundan sonra işte e, YouTube izlemeyeceksin tamam mı? Bundan sonra Instagram'a girmeyeceksin tamam mı? Ondan sonra bundan sonra işte e, dizi izlemeyeceksin tamam mı? Netflix'te dizi izlemeyeceksin. Söz mü? Söz. Tamam yapacaksın sen bunu. Hadi aslanım benim. Verin sana gazı tamam mı? Sen de dersin ki, bundan sonra Allah'ın izniyle izlemiyorum dersin. Tamam mı? Niyet edersin. Sabah olur. Sonra bir saat kıvrılırsın, iki saat kıvrılırsın, alırsın eline telefonu. Önce bir Instagram'a girersin, sonra YouTube'a girersin, sonra vesaire en günümüzü güncelleştirmek olaraktan söylüyorum. Neden? Çünkü karşılığında bir şey koymadın kardeş. Karşılığında bir şey koymadın. Ondan değerli bir şey koyamadıktan sonra terk edemez. Bakın eğer değerli gördüğünüz şeyi Ayarını tutturamazsanız çok değerli şeyleri kaybedersiniz. Bir tanesi için öyle söylüyorlar. Şey, Aa işleri çok güzel, öyle oldu, böyle oldu falan. Bu adam dersleri bıraktı, okumayı bıraktı. Şimdi herkes dışarıdan bakıyor. Çünkü nazarlar dünyevi olunca cebinde para varsa, altında arabası varsa bu adam kraldır. Peki ne kazandı? Araba kazandı, para kazandı. Ne kaybetti? Ne kaybettiğine bakalım. Çünkü kazanç böyle ortaya çıkar. Kazandığın şey kaybettiğin şeyden değersiz de sen kazandım diyemezsin kardeşim. Kazandığın şey kaybettiğin şeyden değersiz de sen kazandım diyemezsin. Sen ahiretini kazan, seni kazan, ahiretini kazandıracak idmanları, öğretiyi terk edip araba kazandın, ev kazandın, mal kazandın, mülk kazandın. Sen kazandın mı? Sen kazanmış mı oldun? Peki bu adam neden bunu buraya koydu? Çünkü buna Bak buna değer verdi. Uğruna değersiz görmüş olduğu şeyi terk etti. Şimdi ben ne yapacağım? Ben de ne yapacağım? Terk etmek istediğimiz şeyin karşılığına daha değerli şey koymam lazım ki beni cezbetsin, celbetsin. Ona koşayım. Ona hemen hemen ona ulaşmak için vaktimi harcayayım. Yoğunluğumu ona sarfedeyim. Doğru mu? Mesela sen bana para verseniz ben paranın çalışmış olduğu saat kadar beni çalıştıramazsınız. İmkansızdır yani. Şu andaki siyatında, fikriyatında imkansızdır. Ha, Allah nefisine baş başına bırakmasın ayrı mesele. Kimsenin garantisi yok ama neden? Çünkü bir şeyin eğer karşılığında değerli bir şey koymuşsanız o sizi cezbeder. Celbeder. Artık hissiyatınız, yoğunlaşmanız hep ona göre olur. Ama aynı barana da sen pazartesi sabah 7'de de tutamazsın. Tutamazsın. Çünkü bir yere bir şey koymuş ona göre hayat yaşıyor. Doğru yanlış tartışılır ayrı mesele ama önemli değil. Ben fıtrat kanunundan bahsediyorum. Terk edecek misin kardeşim? Karşında bir şey koy. Bardağın içerisinde su var. Bundan önce burada bardağın içi hava vardı, boştu. Havayı nasıl çıkardık kardeşim? Su koyduk. Fıtrat boşluğu kabul etmez. Terk ettiğinizin karşısına daha değerli bir şey koyamazsınız. Yine dönüş terk ettiğim, zannettiğiniz şeyler olur. Ve Dönünce de ne olur biliyor musun? Şeytan der ki bak senden ne biçecek olmuyor işte görüyor musun? Kaç kere niyetlerini yapamadın sen. Sen bırak git kardeşim bu işi der ve yesi içerisine düşmeye başlarsınız. O yüzden büyük çıtalar koymayın, büyük hedefler koymayın kendinize. Teenni ile. Yani günde 3 saat, 4 saat telefon oynayan bir insan telefonu terk edemez kardeş. Terk edemezsin ya. Karşında bir şey koyamadın mı terk edemezsin malayaniyatın karşısına yani dünyevi ve uhrevi bir işe yanamayan şeylerin karşısına ulvi gayeler, gayi hayal, maneviyat, ilim koyamazsan terk edemez. Dünyanın karşısına ahiretin hassiz güzelliğini, sonsuz güzelliğini, ebediyetini koyup da ona kalbi bir mutmainlik içinde imanı koyamazsanız dünyayı terk edemezsiniz. İradenizin karşısına ibadetullahı koyamazsanız İradeniz başka yerlere kaymaya başlar. Mutlaka ve mutlaka, mutlaka değerli bir şey koymak zorundasın ki terkte muvaffak olasın. Terkte muvaffak olamayan kişi ağırlıklarla uçmaya benzer. Tamam o ağırlıklarla kişi uçamaz. Zaten enerji tesisi de kalmaz. Bugün hayatımızda bakın hizmet dairemizde nice insanlar geldi geçti. Benim ortak görmüş olduğum şey budur. Hep de söylerim. Kardeşim hizmet için sen neyi terk etmişsen o nispette bu hizmet dairesinde kabileşirsin. Kabileşirsin. Ama hem dünyamı kaybetmeyeyim, yani işte benim eski dünyamdan bahsedeyim, fena bahçe maçlarına, tribünden hoplayım, zıplayayım. Sonra benim o arkadaş ortamlarım olsun, bir de 12 saat mesaim olsun. He bir de onun için ben biraz da böyle iman, eğitimi katayım. İşte nurculuk katayım da aynı şeyde. Veyahut da işte bir, falan da bir tarikatın e, mensubetine katayım. O olmaz kardeşim. Yürümüyor. Yürümüyor ya. Yürümez. Terakki edemezsin. Olur nasıl olur? Yani ben buna çok özür diliyorum. Kimse benim için söyledim de kültürler derim. Kürt, e, kültürel. Yani bir şey yapıyor, Allah razı olsun. Ama hedefi yok. Şu hadisi yanlış anlıyoruz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki az da olsa sürekli olan Değil mi? İbadet, hizmet vesaire maneviyat da az da olsa sürekli olacak. Biz bu az da olsayı alıyoruz. Sürekli olsun namaz olsun deyip kanaat haline bürünüyoruz. Hayır kardeşim da kanaat çıkartamazsın. Olana himmet düğün himmetliktir diyor üstad. Sana bu hissiyatlar, bu, bu latifeler bunun için verilmedi. Sen ya, maneviyat sahasında hedefin yüksek olacak. Ama az da olsa dediğim kısmın artık senin hayatında olmazsa olmaz olan şeyler olacak. Onlar hal olacak sanırım. Namazdır vesaire bunlar artık zaten farzları saymıyorum yani. Ama sürekli olacak ama az da olsa üzerine diğer bir hadis-i şerifte ne diyor? Bir güne bir güne denk olan ziyanlıdır diyor. Sana baskı bir hedef koyuyor, ufuk koyuyor yani. yani ben kıl ve şiaşı karıştırma işte ben böyle bir maneviyat sahasında yükseleceğim. Yani bilmiyorum, varsa öyle bir yol, öyle bir tarikat, ilk mensubu ben olurum yani. Ama gördüğüm şu ki, değil mi? Hep terktir esas olan. Ashab-ı kiramın o seviyeye gelmesindeki en büyük etkenlerden birisi terktir. Ataların dinini terk etmişler. Yaşantılarını terk etmişler. Kimisi zenginliğini terk etmiş, malını, mülkünü terk etmiş değil mi? Kimisi makamını, mansıbını terk etmiş. Yine gelelim de en yakın dünyamızda baktığımız zaman ağabeylerin hayatına bakıyorsun. Çoğu hep terklerdir yani. Hep terkler terakki ettirmişti. E terk yapmadan da senin maneviyat sahasında veyahut da kendi dünyamızda hak ile meşgul olma ihtimalimiz zayıflanmaya başlıyor. O yüzden bazı şeyler yapamaz hale geliyoruz. Diğer şey kronik bir hastalık. Asrın kronik hastalığı. Ne? Derdim Ayşe'dir. Evet bu acip asrın hayatı dünyevi ağırlaştırması ve yaşamak şeraitini ağırlatması ve çok etmesi ve hacatı gayri zaruriyeyi görenekle tiryaki ve müptela etmekle hacatı zaruriye deresine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Bu asrın özelliği buymuş hayatı ağırlaştırmış, yaşam şartları ne olmuş? Ağırlaşmış. Çok şeye ihtiyaç duyduğumuz için hep fakiriz. Zenginlik nedir? Çok şeye sahip olmak değildir. En az şeye ihtiyaç duymaktır. Eğer en az şeye ihtiyaç duyup o zenginlik kavramını yakalayamazsak hiçbir zaman zengin olamayacağız. Çünkü her daim ihtiyaç dairesi genişlediği nispetle fakirlik de genişleyecek. Biz maalesef çok şey alarak fakirliğimizi teskin etmeye çalışıyoruz. İmkansızdır bu. Formül bellidir. En az şeye ihtiyaç duyacaksın. Eğer bunu yapmazsak ne oluyor? Hacatı gayri zaruriler zarurlu hale gelmeye başlıyor. Mesela bugün evde cep telefonları olmazsa olmaz olur. Doğru mu? Akıllı telefonlar olmazsa cep telefonu mesela. Tuşlu telefon yeterli midir bir insan için? Yeterlidir. Ama hangimiz tuşlu telefon iktifa ederiz? Başta ben dahi. Hayır. İşte şu anda kullanmış olduğum cihazın büyük modeli var ve benim nefsim ama o büyük modeli çok istiyor. Halbuki ne fark olacak benim için? Hiçbir farkı yok. Hele benim gibi telefonu yani uygulama noktasında çok sınırlı kullanan bir insan olarak söyleyeyim, hiçbir fark yani şundan bir önceki modelle bir önceki modelle arasında kullanma noktasında kamera farkından başka hiçbir fark yok benim dünyamda ki ondan önce işte böyle foto şey video çekerken falan kullanıyoruz. Peki niye? Çünkü Hacatı gayri zaruri benim artık alemimde görenekle, tiryaki ve müptela etmekle benim için ne olmuş? Hacatı zaruri olmuş. Peki bu nasıl bir zarar veriyor bana? Onunla hayatı diniye ve ebediye ve uhreviyesine karşı ya set çeker, ya set çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Set çeker, uhrevi hayatı bırakır. Dünya için ahireti terk eder. Bakın bu asrın kronik hastalığı bu. Yestahibbunel hayatet dünya alel ahire diyor değil mi Salih Hocam? Ne demek? Onlar Evet, dünya hayatını ahiret hayatına bilerek ve severek tercih ederler. Ahireti bilmiyor değil, biliyor. Biliyor ama bilerek ve severek tercih ediyor. Bu asrın hastalığı bu. E bu asırda yaşayan insanlar olarak biz de bu asırdan ders almıyor muyuz? Alıyoruz doğru mu? E bu asrın demek ki hastalığı buysa ben de eğer bu asrın bu kronik hastalarına yakalırsam ne yapacağım? Ya uhrevi hayatıma set çekeceğim. Ne namaz kalacak ne niyaz kalacak. Namaz kılamayacağım sohbete gidemeyeceğim işte falan filan yapamayacağım bir şey yapamayacağım yani. İki, ikinci, üçüncü derecede bırakır. Yani din hayatında yeşillik nevinden olur. Ana yemek değildir yani. Ana yemek var değil mi? Çorba var, ana yemek var, pilav var, yeşillik var, salata var. Salata olmazsa bir şey olur mu? Olmaz. Eh, salata olmazsa da olur dersin. Din artık senin için yeşillik neminden olmaya başlar. Yani hayatının belgi, belli bölgelerinde yaşamış olduğun bir din olur senin. Ya yani cuma, bayram ve hatta beş vakit namazın içerisinde yapabiliyorsan bir ama Evet belli bölgeler her şeyi so sokmazsın dini ya. Çünkü senin için problem teşkil eder din. Çünkü dindar olmaya başladığında mesela faiz yiyemezsin artık. Dinle münasebetini kavileştirdiğin anda kul hakkı yiyemezsin. Mesela yalan konuşamazsın. Mesela sözünü tutmak zorundasın. Değil mi Baran abi? Sözünü tutmak zorundasın mesela. Müslümansan artık sözünü tutmak zorundasın. O zaman ne yapmam lazım? E, sözümü tutamayacağım için, e, yalan söyleyeceğim için o aralar, o sıralar, o anlar ben dinimi ikinci plana atıyorum. İkinci plana attım. Mesela bugün ehli ticarette sorun siz derler ki yalansız ticaret olmaz. Yani hayatı diniye ya set çeker. Elhamdülillah biz aile set çekmiyoruz ama bakın din hayatımızda ikinci ve üçüncü derecede kalıyor. Niye? Derdi maişet. Halbuki nazarımız Kur'an'la böyle ciddi nurlansa Kainatta göreceğimiz en büyük hakikat nedir? Rızkın iktidar ve ihtiyar ile olmadığını. Yani ben rızık hakikati benim çalışmamla, zekavetimle olmadığını göreceğim. İspat. İspat. Ya o en basit bırak şimdi tilki maymun ondan sonra uzak kalır. Belki herkes National Geographic izleyemez. Ondan sonra Netflix'te e, sen söyle belgesel izleyemez belki ama çok basit ya. Hiç uzağa gerek yok. Anne sütünü emen çocuğa bakıyorsun. Ana rahmindeyken kordonla besleniyor. Doğru mu? Çıkıyor doğar doğmaz memeler musluğundan Cenab-ı Hak her gün değişen bir gıdayla çocuğu besliyor. İnşallah 3 ay 4 ay göreceksin. Her gün gıdası değişiyor çocuğun. Tek gücü en güçlü kası çene ve yanak kısmı. Oradan alıyor. Löp 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 löp, löp çekiyor. Büyüyor. Kaşıkla peşinden koşuldu biberonla. Sonra kaşıkla. Sonra ta ki 5-6 yaşına kadar sürekli şekilde rızık adeta ayağına geliyor. Eğer senin iddian doğru olsaydı ya yani çalışmasak aç kalırız kardeşim çok çalışmamız lazım işte. O yüzden din falan bunlar hep böyle karın doyan işler değil. Dediğinde tamam o zaman kardeşim çocukların ölmesi lazım. Doğru mu? Gel gelelim hayvanat alemine. En rahat beslenen yavrular değil mi? Biraz daha gel sana göstereyim. Elma kurtları, balıklar, hafıza ve zekamet noktasında sıfırın altı tabiri caizse olan hayvanat daha rahat değil mi? E gel bakalım karanın patlıcanları. Değil mi? Tombalak. Ağaçlar yerinde duruyor, ızık peşinde koşturuyor. Niye anlamıyorsun kardeşim? Senin bu dünyaya gönderilme hikmetin derdi maaşet değil. Cenab-ı Hak 80-90 ayette rızkımıza kefil olmuştur. Rızkımıza kefildir. Allah yaratmış olduğu kulun rızkını mutlaka verir. Ama senin iştal iştah kazibene göre değil. Sana biftek vereceğim diye vaat etmiyor Cenab-ı Hak. Senin karnın doyacak diyor. Sen bifteyi hesaplayınca ona göre çalışmak zorunda kalıyorsun. İşte o çalışmalarımızın neticesinde biz hayatı dinimizi ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. sıraya koymaya başlıyoruz. Yeter ki para olsun. Yeter ki sen söyle karnım doysun. Yani ben neden dinime çalışamıyorum? Maneviyat sahasında neden ben işte namaz kılamıyorum? İşte ibadetlerimi yapamıyorum. Veyahut hatta gel bizim dairemiz içerisinde. Bu hizmet içerisinde ben neden daha ciddi okuyamıyorum, hizmet edemiyorum? Çünkü maalesef abiler ağır bir raf kelam edeceğim. Çoğumuzun dini derdi maişet maişet dinine tabiiz biz. Maişete ta maişetim olsun da sesek bir işim olsun da bankada itibari param olsun da gelisi önemli değil öyle din falan önemli değil. Hani şey var ya himmet mi buğday mı? Buğday olsun. Kardeşim himmet mi buğday mı? Buğday olsun. Kendi dairemiz içerisinde biz bunu inandıramıyoruz ya. Bereket kavramını bile biz maddete dökmüşüz yani. Bugün onu konuştuk ya. Bereket. Bereket deyince artacak zannediyor herif. ya. Ona öyle şey mi olur? Büyü mü lan bu? Bereketlerle param artıyor. Hayır kardeşim. Sen sana verilenin, sana yeteceğinin farkına varıyorsun. Olması gereken buymuş diyorsun. Marifetullah ile de onu doldurmamız lazım. Yoksa bereket. Öyle herkes şu dersen adam patlardı burada ya. Bu da yer kalmazdı yani. Bereket eğer artmak olsaydı. Hayır olanın sana yeteceğinin farkındalığı bereket. Ama tabii maişet dinini terk etmemiz lazım. Ama bunu yapmazsak ne oluyor abiler? İşte bakın hayatımızdaki şu hizmet dairemiz için üstad çok yerde kullanmış olduğu tabi budur. Derdi maişet belası diye kullanır bak. Derdi maişet belası. Bela olmuş yani. İnsanların, insanların aleminde bizim alemimizde derdi maişet. Yani ben çok görmüşümdür geçim sıkıntısı için böyle üst üste sigara patlatan. Yani üç kuruşluk borcu var diye kendini yiyip bitiren adam çok görmüşüm ama namaz borcu var ya ben bu namazları nasıl bitireceğim diyerekten böyle endişelenen bir tane adam denk gelmemiştir bana. Ya bu hizmet için bizim ne yapmamız lazım kardeşim biz bu dünya telaşı dertlerimiz ama bu hizmet için ne yapmamız lazım diyen insan çok az görmüşündür yani. E şimdi niye? Çünkü derdi, maişet, bela olmuş bize. Ve öyle bir bela olmuş ki bizi Allah'tan uzaklaştırmış yani. Evet. Diğer bir nokta. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki baş şimdi. Ve hayatta dünya illa meta'ul gurur. ayet kelimesinin kerimesinin tefsirinin yapılmış olduğu yer. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip betbah nefsim. Bilir misin neye benzersin? Neye benzersin? Deve kuşuna. Deve kuşu ne yapar? Avcı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Ta avcı görmesin. Koca gövdesi dışarıda avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Bu temsil. Bu temsilde deve kuşu kim? Nefse <laughs> emmaremiz. Avcı? Değil mi? Azrail aleyhisselam, ecel. Kum? Hangi dünya? Dünyam. Dünya değil. Dünyam. Dünya içindeki dünyam. Herkesin kumu farklı. Kimimizin kumu sosyal medya. Kimimizin kumu ondan sonra işte derdi maişet. Kimimizin kumu ondan sonra e, ee, hubbuca. Bizi Allah'a unutturan her ne varsa o dünyadır. Kafamızı o dünya kumuna sokuyoruz ve biz eceli unutuyoruz. Deve kuşu gibi oluyoruz. Ama koca gövdemiz dışarıda. Ey nefis şu temsile bak gör nasıl dünyaya hasrı nazar. Şimdi bak burası önemli dünyaya hasr nazar aziz bir lezzeti elin bir eneme kalbeder. Bakın abiler İslamiyet'te dünyanın terki bize bunu Yunus Emre dizilerinin anlatıldığı gibi işte böyle Anadolu evliya kıssalarında anlatıldığı gibi bir terk yoktur İslamiyet'te. Yani nasıl bir mü, mü, Müslüman profili çiziliyor bize? Dikkat edin. Empoze edilen şey budur. Hep. Ee, sen şöyle dağ bayır dolaşan bir derviş. Bir de şimdi çünkü İslam'a yönelme kavramını bir şey anlıyoruz. Mesela tası tarağı bırakacaksın kardeşim. Tamam mı? Giyeceksin işte gömleğini. Takacaksın takken kafana. Vuracaksın dağlara. Ya böyle bir uygulama yok. İspat hemen edelim kardeşim. Az buçuk bildiğimiz birkaç tane sahabe-i kiram var değil mi? Anh. Hazreti Ebu mira şeyi serveti olmasaydı belki İslam'a şu anda olmayacak diyorlar. Öyle bir teşbih olarak söylüyorlar. İki kere servetini sıfırlamış. Zengin bir insan. Hazreti Osman radıyallahu anh tek seferde 70 deveyi mi 700 deveyi mi fi sebilillah kıtlık zamanda tasadduk eden, sadaka veren bir zat. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh cennetli müjdelenmiş. Yine ashab-ı keram içerisinde mümtaz bir şahsiyet ve çok zengin. Olağanüstü zengin bir adam yani. Hadi biraz daha yakınlaştıralım. Mezhep imamımız Ebu Hanife ehli ticaret Paraya para demiyor. Adamın gemisi var mı? Gemisi botu elhamdülillah. Biz şimdi şey oraya takılıyoruz biz. Gemisi battı, emin, gemin battı işte ticaret gemi battı elhamdülillah. Gemin batmamış ya senin değilmiş yine elhamdülillah. Ha oradaki elhamdülillah. Ta, oradaki elhamdülillah de kardeşim bu adamın gemi yüklü malı var ha. Ve bu adam mezhep imamı olmuş. Müştehit bu adam. ama bizi anlatılan dinleyin. İşte Yunus Emre dizilerinde işte böyle bakın şeylerde hep böyle dağ bayır dolaşan, elinde bir tane asa, sırtında da bir tane küfesi olan, hiçbir etliye, sütliye karışmayan, dağ bayır dolaşan bir derviş modu var. Tarikatın bir kısmında bu uygulanmış mıdır? Uygulanmıştır ama o zaman da İslamiyet buna ihtiyacı vardı. Ama Bediüzzaman Hazretleri bunu formatlıyor. Diyor ki bu zamanda maddi ve manevi terakkiyle cihat olacak diyor. Sen o kafayı yaşadığın için belki de daha başır dolaşma kafasını yaşadığın için bugün Avrupa geldi senin yitik malın olan ilmini aldı kendine kullandı seni bugün esaret altına aldı 8 milyon İsrail bugün değil mi bir buçuk milyar Müslüman'a kök söktürüyor işte Amerikası vesaire bakın hep Müslüman'ın hedefi olan ilim marifetullahla beraber dünyevi ve uhrevi ilimlerle beraber mezzonması gereken İslamiyet'in hedefini Hdi uyguladı. Bizim önümüze geçtiler. Bize öyle bir profil çizdiler ki sen dünyayı karıştı mı kardeşim? Dünya yani ticaret yaptın mı sen dini yaşayamazsın. Öyle bir şey yok kardeşim. Nereden uydular? Nereden çıkardılar? Format nedir? Dünyayı diyor, kes ben değil, kal ben terk edeceksin. Ölçü bu. Çok basittir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Bakın bir örnek daha vereyim. Benim yakın tarihte tanıdığım insandan bahsediyorum. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Lahi Ali Beyköy'de hizmet dairesinde. Çok güzel hizmetler yaptı. Allah razı olsun. Güzel, gayretli ve bu adam Eminönü'nde esnaftı yani. Anlatılırdı yani. Saat 5'e kadar Eminönü'nde esnaflık yapıyor, dükkanı var, kumaşçılık yapıyor. Saat 5'te dükkanını kapatıyor. Evli. Cerrahpaşa'da yani Aksaray'ın üst, üst kısımları olsa gerek. Oradan 70 yıllarda Ali Beyköy'e çoğu kez de ulaşımda olmadığı zamanlar, çok kısıtlı zamanlarda Ali Beyköy'e gelip Ali işte berberlere gidip orada sağda solda işte 3-5 kitap okuyup da bir cemaat teşkil etti. İşte elhamdülillah bugün Ali ve sahil birkaç yerde bir sürü işte dershane var ve birçok insan da hidayetine vesile olmuş. Yani neyin göstergesi bu kardeşim? İslamiyet bize aktif bir dindir. Hayat içerisinde yaşanabilir bir din anlatır Kur'an bize. Bakın bir ispat daha yapacağım size bununla ilgili. Biliyorum ki siz Risale-i Nur olarak böyle bürhansız şeylere kanaat etmez. Özellikle diyor ki Salih abi, İsa abi ben diyor bu sineyi takip ederken seni de takip ediyorum. Böyle şeyleri söylüyorsun ama e, bunları nereden söylüyorsun? Evet diyor ki var şimdi. Niye anlatıyoruz? İslamiyet hayat içerisinde dinamik bir din yaşantısını bana anlatıyor. Nereden söylüyorsun? Bu bak çok acayip bir şeydir ha bu. İştihattır yani. Çünkü İslamiyet dairesine girdi mi anlatılanlara göre eski kafa ve da kültürel din anlayışını da terk etmen lazım kardeşim. Öyle dünyayla diner bir yerde gitmez. Yalan konuşuyorsun kardeşim. Öyle bir şey yok. Bak şimdi diyor ki Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısım bir kısmı yanıma geldiler. Bize halikimizi tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim. Bırakın o Okulda ne işiniz var? Gelin tekkeye, gelin dershaneye dememiş. <laughs> Öyle şimdi söyleyin de millet inanacak. Dememiş. Bak diyor ki ben dedim. Sizin okuduğunuz fenlerden her fen ne okuyorsan matematik, coğrafya, kimya, biyoloji, astroloji vesaire ne okuyorsan kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Yani sizin emhar olduğunuz o ilimler var ya aslında size Allah anlatıyor. Allah'ı ders veriyor. Muallimleri değil. Yani Allah'ı anlatmayan öğretmenleri dinlemeyin siz. Onları dinleyin. Okulu terk et demiyor. İlimler içerisindeki marifetullah penceresini açıyor ve anlatıyor. Bir sürü örnek veriyor. İşte ne örneğini vermiş en basit şeyde anlatayım. 400 bin millet içinde bulunan her milletin istediği erzakın ayrı olması vesaire bilmem neyin olması dünya hayatında gördüğümüz bir hakikat mı? Evet gördüğümüz bir hakikat. E böyle bir ordugah mı bu dünya? 200 bin hayvan, 200 bin nebatat. 200 bin hayvanatın hepsinin cihazatı ayrı, kıyafeti ayrı, gıdası ayrı, terhisatı ayrı. Mesela hepsinin vefat zamanları farklı. Böyle bir bir dünya içinde yaşıyor musun? Evet. Peki sana böyle bir ders veriliyor mu? Fenli askeri olaraktan veriliyor. Biyoloji olaraktan veriliyor, veriliyor. He, demek ki sen o biyolojiyi dikkatli dinlediğinde, onun içerisindeki bu manaları anladığında sen o biyoloji içerisinde şu kainatın hakimini, rabbini, müdebbirini, kumandan aktesini anlarsın, tanırsın. Yani sen vahyin terbiyesinde kendini koyduğunda, vahyin terbiyesiyle kendini donattığında bunları aksatmazsan ama sen mobilya satarsan sat, eşarp satarsan sat, koltuk yıkarken ya sat, yıka, ne yaparsan yap. Geçen kızım da şey, halı yıkayacağız. Tamam mı? Bizim büyük kız Allah razı olsun maşallah vardır ondan sonra çok faaldir. Tamam mı? Şimdi halı yıkayacağız. Tabi nefse ağır geliyor halı yıkamak. Çünkü insan nefsi bir karşılık bekler. O yüzden sevap kavramı bu yüzdendir. Teşvik içindir. Esas değildir yani. zayıf isim müşerfik hükmündedir. Şevk vermek için, gayret vermek için. Şimdi bak dedim ki biz bu halıyı yıkacağız. Annen rahatsız. Babaannen de ihtiyar. Şimdi biz bu halıyı yıkacağız seninle beraber. Yarı yere paylaştık halının bir bölümünü. Şimdi bu halıyı yıkarken bizim bu halıdan bir marifetullah penceresi açmamız lazım ki bunun bir mükafatı olması lazım ki nefis bizim ikna olsun. Öteki türlü ikna olmaz yapmaz, zor gelmeye başlar. Veyahut da sen o işi angarya görmeye başlarsın. Bu sefer senin için din ne olur biliyor musun? Dershanede yaşadığın bir hakikat olur. Ne yapacağız dedim? Şimdi biz bu halıyı yıkıyoruz. Bu halı bir, bu fiil ne te, fiili? Temizlik. Hangi esmaya bakıyor? Kuddüs. Doğru mu? Şimdi ben ne yapıyorum? Bu halı kirleniyor ve ben bunu temizlemek zorundayım. Bu neyin göstergesi? Benim aziyetimin göstergesi. E Cenab-ı Hak bu fiilatı kainata gösteriyor mu? Gösteriyor. Değil mi? Ben şimdi Cenab-ı Hakk'ın ne yapıyorum? Kudüs esmasına aynadarlık yapmış oluyorum. Diyorum ki Ya Rabbi ben acizim, mahlukum, kirleniyorum, temizlenmek zorundayım. Fakat bu temizlenme ve kirlenme noktamla senin kusursuzluğunu anlıyorum. Senin mükemmelliğini anlıyorum. Ve senin şu kainatı nasıl temizlediğini anlıyorum. Yani ben bir halı yıkarken bu kadar zor olurken sen bütün kainatı baştan başa temizleyip duruyorsun. Ya Rabbi senin temizlik kutlu seceni o kadar geniş ki benim günahlarımı da temizlersin. Sen dersin, Bismillah dersin, başlarsın yıkamaya. Ne oldu? Yıkadığın halı geçen süre o şeyin hepsi sana tefekkür dünyanda bir muhalefetullah açılımı oldu ve ibadet oldu. Ama bu şuuru kazanmamız için bakın sıkıntı şurada başlıyor. Çok kolay bir formül değil mi bu? Çok kolay. Bu çok kolay formülü yapabilmeniz için, yapabilmemiz için dünyaya hasrı nazar etmememiz lazım. Yani günde 13 saat, 14 saat hunhace dünyaya çalışan, dünyaya odaklanan bir nazardan bu mana çıkmaz abi. Yani evet, bir tarafta din bana dünya için bir kapı açıyor ama eğitimini tamamla diyor, eğitimini yap diyor. O eğitim yapamadıktan sonra o manayı yakalayamazsın. Haftada bir gün sohbete gelip bir saatte böyle Elhamdülillah bize elhamdülillah vakti vardır falan. Ya da geç bir kere. E dünyaya has nazar ettiğin için de işte yalan da konuşursun. Sözünde durmazsın. Yala, e, borcunu ödemezsin. E, faize girersin. has nazar dünyayı ettiğin için. Hani at gözlükleri var değil mi? Bilirsiniz atlara gözlük takarlar. Niye? Etrafı görmesin, ürkmesin diye. Yalnızca önünü görsün. Böyle. At gözlü derler böyle tamam mı? Çünkü at yanını gördü mü bu sefer korkar. Debelenmeye başlar. Takarlar gözlü. At yalnız önüne bakar. Öne bakar öne doğru koşmaya başlar. Şimdi biz takıyoruz gözlükleri. Odaklanıyoruz işe. Odaklanınca bütün hissiyatımızla Yahudi elmas yönlerini ver üstad diyor. Ali hissiyatlarını her şeyini dünyaya hasretmeye başlıyor. Mesela hırs verilmiş sana. Kursta dünya çalışmaya başlıyorsun. Hasta nazar dünya olunca 10 saat, 12 saat, 13 saat. Keşke ya neden bitti bugün ya? Biraz daha fazla, biraz daha fazla dersin. Hırs, 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 hırs. Hırsız olursun. Tamam mı? Hırsız olursun. Hırslı insan hırsızdır. Hırslı insanın ahlakı tefessü eder. Hırslı insan hakikatten çalar. Hırslı insan ahiretten çalar. Hırslı insan kul hakkından çalar. Hırslı insan kendi mahiyetinden çalar. Çalar. Hırsızdır. Hırs büyüdü mü ahlak küçülür. Niye böyle oldun? Dünyaya has nazar ettiğinden dolayı oldu. Ama marifetullah eğitimlerini yerine getirseydin, haftada bir iki gün, üç gün bir sohbete gidip okumalarını da böyle ciddi şekilde yapıp üzerine koya koya gitseydin, dünya seni aldatmazdı. O yüzden dünyaya teşvik noktasında yani geçmişte tarikatların bu yöntemi izlemesinin sebebi budur. İnsanlar çok fazla dünyaya birleşmişler Çekmişler. Bu sefer de çok uğra evleşilmiyor. Bu sefer dünya geride kalmış. İkisini denge de götürmek zorundayız. Yani o yüzden Risale-i Nur'un koymuş olduğu, almış olduğu, Kur'an'dan almış olduğu ders de bize vermiş olduğu nokta budur yani. Kes ben terk etmek yok. Kalben terk etmek var. Ama kalben terk etmek için kalbi bunlara doldurmamız lazım. Eğer dolduramazsak o işte oraya sızmaya başlıyor. Kalbin işine girmiyor. Bu sefer e, paran kalbine girmeye başlıyor. Arabayı alıyorsun kalbine koyuyorsun. Parayı alıyorsun kalbine koyuyorsun. Kalp cebine koymayacaksın kardeşim. Pantolon cebine koyacaksın. Buraya. Harca. Buraya koyma. Buraya koyunca harcayamıyorsun. Cinayetkar hırs diyor. Kalbideler orası nazargah ilahidir. Harem dairesidir. Harem dairesi. Oraya bir şey koyamazsın. Bir kalp iki sevdaya dardır. Tamam mı? Bu yalnızca Whatsapp fotoğraf şeydi profilinde paylaşılan bir slogan değildir yani. Bir kalp iki sevdaya dardır kardeşim. Tek sevda olacak. Başka sevda olmaz orada. Ne, 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 evet ne yapar sonra? Aksiyle mücazat görür. Değil mi? Aksiyle mücazat görür. Ya aksine yani bağlanmış olduğunu hırs talep ettiğin şey senin cehennemin olur. Nefret görürsün. İstiskal görürsün. İstiskal. Ne demek? Kerih. Necissin sen. Necis ne demek? Necis. Dinen dokunulması yasak olan veyahut da temizlenmesi gereken şeydir. Mesela köpekler çok sadakat eylidir. Ama necistir. Kediler zahirde nankör kabul edilir. Ama nedir? Tahirdir. Temizdir. Kedi beslersin, köpek besleyemezsin evin içerisinde. Köpek değil mi? Üzerine değdiği zaman necis oluyor bazı mezheplere göre. Değil mi? Değiştirme. Ne köpek ne kedi ne? Zooloji mi okuyoruz biz kardeş? Yahu sana sana zooloji öğretmiyor. Zooloji mi diyorlar şeye? Hayvanat ilmine. Yanlış söylemeyeyim de. He? Zoolozi, zoolozi. He. Ya, zooloji diyelim biz Hasancası. Niye anlatıyor köpeği sana? Köpekler ne yapar? Köpekler kaynağı unuttuklarından dolayı aracılara tapar sadakat zannedilmiştir ama sadakatla alakası yoktur. Esbab perestir. Kediler rızkı alır, alır gider der ki benim rızkımı Allah verir. Nankör deriz biz. Niye? Çünkü alışmışız biz. Bir şey verdiğimiz zaman karşılık görmek zorundayız yani. Ki karşılık vermeyince nankör oluyor. <laughs> nankör oluyoruz. Yani biz de işte maalesef neyse çok fazla yüklenmek <laughs> yeter. Sonra kızıyorlar böyle çok ağır konuşuyorsun. Okuyalım mı kardeş? Nefse emmanemizi vurmakla mükellefiz. Ya işte bunlar bizim maneviyetten geri bırakıyor işte. Da onu söylüyoruz yani. Nasıl daha fazla çalışabilirim? Veyahut da maneviyat noktasında nasıl bir şeyler yapabilirim? Çok basit bir formülünü veriyor bize. Diyor ki, kader risalesinde bir yer. Ey insan! Senin elinde gayet zayıf. Fakat seyyatta ve tahribatta eli gayet uzun. Hasenatta eli gayet kısa. Cüz-i ihtiyar namında bir iradem var. Şimdi ne anlayacağız? Bakın hayır, sevap, maneviyat gibi vücudu şeyler insanın elinde değildir. İnsan nefsi emmare taşıdığı için bunlara taraftar değildir. Bunları insan yapamaz. Çünkü bir şeyin vücuda gelmesi birçok esbabın birleşmesiyle olur. Ha demek ki bana ne lazım? Bana bir güç lazım ki bunları bana yaptırsın. O yüzden şu vardır. Maneviyat noktasında ya ben yapamam. Sen yapamayacaksın zaten. Sen yapmayacaksın zaten. Merak etme. E ne yapacağım? E nasıl şey? ben yapmayacağım, yapamayacaksın. O zaman ben nasıl bu yapmamam lazım? Hayır yapacaksın ama nasıl yapman lazım? Bak diyor ki o iradenin bir eline duayı ver ki dua bir duayı vereceksin. Silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet ebediye eli uzansın diğer eline istiğfarı ver ki onu elin, onun eli seyyattan kısalsın ve o secere-i melunenin bir meyvesi olan zakkumu cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül meylana büyük bir kuvvet verdiği gibi istemek isteyeceksin kardeşim. Ama istiyorum rolü yapmayacağız. Problem bu işte. Mesela şimdi benim kilo vermem lazım. Gitgide de hızlı artan bir kilom var. 79'a dayadık ondan sonra. Ee, benim kilo vermem lazım diyorum. Kilo vermek istiyorum. Ah sen yürüyor musun? Yok. Spor yapıyor musun? Yok. E, boğazdan kesiyor musun? Yok. Şimdi ben istiyor muyum? Evet, istiyorum numarası yapıyorum. İstemiyorum. Evet istiyorum ama istemiyorum. Bizim göçmenlerin öyle bir sözü vardır meşhur. Ararım ki bulamayım diyor ondan sonra. Bir şey arıyor ama <laughs> arıyorum ama diyor bulmak için değil yani. Bulmamak için arıyorum. Çok hoşuma giderdi. Ararım ki bulamayın. Bizim mesela çocuklara ben bir şey söylerim. Ya yok baba ya bakıyor ama böyle bakıyor. Arıyor ama bulmak için aramıyor. Şimdi bir dua istemektir. Bakın çok enteresan. Kim ihlas ile isterse diyor. Ne yapar Önder abi? Uyku saatin geldi senin. Çok uzun durdun tabii. Bir saat on dakika oldu. E, kim diyor ihlas ile isterse Allah verir kardeşim. Ya Cenab-ı Hak Firavun'un duasını kabul etmiş arkadaşlar ya. Firavun'un duası kabul olmuş. Şimdi dua bir taleptir, istemektir. Şimdi adama derler sen istiyor musun yoksa istiyor numarası mı yapıyorsun? Adamın bir tanesi yönetmen. Film çekiyor. Başrol oyuncusu rol yapıyor. Çekiyor adam. Yönetmen de diyor ki dur 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 Ne oldu diyor. Gidiyor başrol oyuncusuna böyle yapıyor. Kardeşim diyor. Rol yapma diyor ya. Yaşa yaşa. <laughs> Bak şimdi. Sinema artisi işi rol yapmak ama diyor ki Rol yapma diyor ya. Yaşa. Yaşa. Ama bir şeyler yapmak lazım ya. Öyle diye adamlar var biliyor musun? 12 sene oldu da hala bir şey yapacak bekliyoruz yani. Arada yapıyor bir şeyler de işte. Ondan sonra ama bir şey yapmak lazım yani. Benim kilo vermem lazım olduğu gibi. Kilo vermem lazım. Yiyorum, oturuyorum, spor yapmıyorum. Kilo vermem lazım. Vere, verebilir miyim? Veremem. Ya istiyor musun? İstiyorsan verilecek. Ha istiyorsan fiilen istiyorum sözünü değil mi? Fiilen söylemiş olduğun, kavli olarak söylemiş olduğun şeyi fiille birleştir. Yine meşhur bir doğu anlatayım size bir hikaye. Bir saati geçtikten sonra hikayelerle süslüyorum böyle. <laughs> Menkıbelerden. Bu da bir e, kürsü taktiğidir. <laughs> Uykuyu dağıtmak için. İmamın bir tanesi çok mübarek. Köyde imamlık yapıyor. Bir sene kıtlık oluyor şu andaki gibi zahirde. Yağmur duası var. Yağmur duası yapılıyor. Ama imam çok aktif, çok mübarek bir zat. Yağmur duası yapılıyor. Ama yağmur yağmıyor. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmıyor. Bizim köylülerde tabii çiftçilikle uğraştıkları için e, buğday olmayınca tamam mı himmet pek fazla para etmiyor. Ve diyorlar ki kardeşim bu imamı gönderelim. Bu adam yağmur duası yapıyor. Yağmur gelmiyor. Tamam diyorlar. Gidiyorlar başvuruyorlar işte müftüyle falan. Adamı paketliyorlar. Gönderiyorlar. Geliyor yeni imam. Yeni imam geliyor. Yeni imam da çok aktif. Çok faal. Anlatıyor. Anlatıyor. Tamam mı? Yağmur doğasına çıkılıyor. Yağmur yağmıyor. Adam anlatıyor. Anlatıyor. Yağmur doğasına çıkılıyor. Yağmur yağmıyor. Adam yine çıkıyor. Anlatıyor. Kürsüde. Koşturuyor. Böyle. Bir tane çıkıyor. İmam efendi diyor. Bir dakika, bir dakika diyor. Sen çok güzel anlatıyorsun. Ama bak şunu bil ki senden önceki imam da çok faaldi, çok mübarekti, çok güzel anlatıyordu. Ama yağmur duası yapıyor, yağmur yağmıyordu kardeşim. Sen de onun gibisin. Yağmur duasına çıkıyoruz, yağmur yağmıyor. İmam hazırlıklı. Diyor ki ey cemaat biz bugün yağmur doğasına çıktık mı? Çıktık. Sabah yağmur doğası yaptık mı? Yaptık. Hanginiz diyor buraya şemsiyeyle geldi? Şimdi böyle sorunca tabii köylüler dert. Biz doğaya çıktık. Şemsiyeyle kim geldi? Kimse yok. İmam çıkarıyor şemsiye arkasında. Bakın ben diyor şemsiyeyle geldim. İnanmadığınız duayı yapıyorsunuz. Dua eder gibi yapıyorsunuz. İnanmıyorsunuz. İstemiyorsunuz, diyor. köller bitti. Bu bir menkıbe. Gelelim hakikate. Abi çok şey yapmak istiyorum ben. İstiyor musun kardeşim? Çok istiyorum abi. Tamam kardeşim. Hadi gel şimdi yapacağız senlere. Bir şeyler bırak, bırakman lazım. Abi onu bırakamam ben. O zaman istemiyorsun. Abi istiyorum abi. İstemiyorsun kardeşim. Şunu yapman lazım. İstiyor musun? İstiyorum abi. O zaman bunu yapmamız lazım. Abi yapamam. O zaman istemiyorsun kardeşim. İstiyorum diye niye rol yapıyorsun? Kimi kandırıyorsun? İnsan ancak kendini kandırır. Dua hem kavli olacak hem fiili olacak. O zaman 12'den vurursun Allah'ın izniyle. Ya Firavun'un duasını kabul eden Allah senin tesettüre girmen engel mi olacak ya? Senin namaza başlaman engel mi olacak? Veyahut da bazı şeyleri daha fazla yapıp daha üst seviyelere çıkartmak noktasındaki gayretine engel mi olacak? Sen önce bir doğru tanımlama yap. Gerçekten istiyor musun istemiyorsun? Diğer taraf Bakın dua ve tevekkül meyelanı hayra kuvvet veriyor. İnsanın iki meyelanı vardır. Bir hayır meyelanı bir şeyler yapmak istersin. Koşturmak, okumak, zikir vesaire, tefekkür, namaz, niyaz. Hayır meyelanı. Tamam mı? Diğer tarafta şer meyelanı var insanın nefsi emmaresine gelen. Yani öyle bir potansiyel var ki. Potansiyel Ebu Cehiliz, potansiyel Ebu Lehebiz. Potansiyel bir ondan sonra zina makinesi olabiliriz. Potansiyel bir içkici sarhoş olabiliriz vesaire vesaire. Potansiyel var bizde. Bu meyelanı şeri kesmek lazım. Onun için ne yapmak lazım? istiğfar etmemiz lazım. Sürekli. Dilimizden düşürmeyeceğiz. Tövbe ve istiğfar dilimizde olacak. Dua da dilimizde ve fiillerimizde olacak. O zaman bir şeylerin yapmaya başlarız. Bir şeyleri daha da yukarılara çıkarmaya başlarız. Ama bunu yapmadıktan sonra çok istiyorum bir şeyler yapmak lazım. icraat yok. E çok istiyorsun, bir şeyler terk etmek istiyorsun. Tövbe istiğfarın yok. E nasıl olacak bu iş? Bu makine böyle çalışmaz. O yüzden bu noktayı da yaparsak inşallah maneviyat noktasında bazı şeyleri yapabilir, bazı şeyleri terk edebiliriz. Cenab-ı Hak nefsi potansiyel şer kabiliyetini, meylini kestirsin de o potansiyel şer kabiliyetle meylini hayra yönetsin. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Niyet ettiğimiz, dua ettiğimiz, gerçekten istediğimiz hayırların kapısını bize açsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.